Günaydın Ekonomi 7/24'e hoş geldiniz değerli izleyenler. Günün ilk rakamlarına bakacağız. Türkiye ve dünya piyasalarında tablo nasıl diyeceğiz. Seçim sonrası döviz cephesinde olan bitene bakacağız ama bugüne özel olarak biz turizm konuşacağız. Halihazırda Türkiye ekonomisinin mihenk taşlarından biri turizm değerli izleyenler. Hem cari açığın hem dış açığın toparlanmasına rolü var. İşte bu rolü daha nasıl artırabiliriz? Biz deniz, güneş, kum dediğimiz o turizmi nasıl 12 aya yayabiliriz? Detayları konuşacağız. İlk rakamlarımız iş piyasayla başlayalım. Döviz cephesinde neler olmuş? Son rakamlara baktığımızda okları yukarıda görüyoruz. Dolar TL'de son seviye 5.64.83 düzeyinde halihazırda hareketli rakamlar an be an gördüğünüz gibi güncelleniyor. Euro TL'de 6.36 seviyesiyle yine okları yeşilde buluyoruz. %0,58 oranında bir çıkış var. Altına gidelim, 1.292 dolar ons başına altında değerli izleyenler %0,24 oranında artış gözüküyor. Her ne kadar okları altın yukarı çevirse de geçtiğimiz haftadan bu yana altında bir değer kaybının olduğunu altını çizmekte fayda var. Zira 1.300 dolarların üzerinde seyrederken geçen haftanın ortasından itibaren yönünü değiştirdi. Ve Borsa İstanbul bu haftayı dalgalı geçirdi. 94.441 puan seviyesi Borsa İstanbul'un dünü kapatış seviyesi. Neredeyse Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetlerinin %1'e yakın değer artışıyla dünü kapattığına işaret ediyor bu son seviye. İstanbul Kapalı Çarşı'ya gideceğiz. Kapalı Çarşı'daki son rakamlara göz atacağız. Kapalı Çarşı rakamları da elbette dünün son verileri olacak. Gramda 233, çeyrek altında 381, yarım altında 762 lira seviyesi var. Ve yine İstanbul Kapalı Çarşı'da Cumhuriyet altını 1568 liradan fiyatlanıyor. Altın cephesinde kuşkusuz dışarıdaki altın fiyatlarındaki yükseliş içerideki dolardaki yukarı yönlü hareket etkili. Bu iki unsur birleşince Kapalı Çarşı'da işte bu tablo kaçınılmaz oluyor diyelim. Küresel cepheye gidelim. Uluslararası piyasalarda neler oluyor bitiyor? Elbette ticaret savaşları, daha doğrusu bu savaşlara ilişkin müzakereler ön planda. Gelen açıklamalar, özellikle bir ABD'li yetkilinin son açıklaması %90 oranında anlaşıldığına işaret ediyor. Dow Jones Nasdaq S&P 500 yönünü yukarı çevirmiş gözüküyor. Nasdaq önce olmak üzere New York borsaları yükselişle başladığı günü yine yukarı çıkış hareketiyle kapatmayı başarıyor. Küresel piyasalarda ticaret iyimserliği var dedik. Bu iyimserlik Asya cephesine sınırlı yansıyor. Gelen verilerle beraber fiyatlama devam ederken yeni günde ABD'yi takiben Şangay dokları yukarıda buluyoruz. Japonya Nikkei endeksinde sınırlı bir artış var. Hindistan borsası ise hali hazırda yönünü kırmızıya, yani düşüşe çevirmiş durumda. Avrupa diyelim, Avrupa'ya gidelim. Büyüme endişeleri Avrupa'da devam ediyor. Rakamlar ise pek bunu yansıtmıyor. İngiltere, Almanya, Fransa. 3 önemli Avrupa endeksine bakacağız. Bu endekslerde oklar yukarıda. En belirgin artışı ise Almanya'da %1,70'lik yukarı çıkış hareketiyle görüyoruz diyelim. Bu rakamları tamamlayalım. Rakamlar üzerinde neler etkili olacak? Gün içinde veri akışı nasıl şekillenecek? Günün başlıklarına bakalım. Bu başlıklar içinde dışarıda da içeride de etkili veriler var. İçeride beklediğimiz rakam ihracat rakamları. Mart ayı ihracat rakamlarını Türkiye İhracatçılar Meclisi açıklayacak. Bu rakamlara baktığımızda değerli izleyenler artış eğiliminin olduğunu görüyoruz. Son dönemde son verilerde dış açıkta ithalatla ihracat arasındaki makas da malumunuz daralıyor. Son rakamda Mart ayı ihracatının da yükselişe işaret etmesini bekliyoruz. Merkez Bankası fiyat gelişmeleri raporu içeride takip edeceğimiz bir diğer veri haftalık bankacılık verileri BDDK'dan gelecek. Amerika Birleşik Devletleri'nde 17'de işsizlik başvuruları var. Bu başvuru rakamları özellikle küresel cephede takip ediliyor. Ve yavaşlaması bekleyen Avrupa'da bu yavaşlamanın işaretlerinden birini veren Almanya'dan fabrika siparişleri gelecek. İşte bu veri de özellikle Avrupa'nın lokomotifi olan Almanya'daki son durumu bize belirtmesi için önemli diyelim. Ekonomi 7/24 devam ediyor. Müzik
Değerli izleyenler, rakamları ve gündem başlıklarını verdik. Programın bu bölümünde başlangıçta da söylediğimiz gibi turizm konuşacağız. Türkiye ekonomisi için oldukça önemli. Bu önemi de giderek artıyor. Turizmi geliştirmek için de arka arkaya çalışmalar var. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Profesör Doktor İrfan Yazıcıoğlu stüdyomuzda bizimle beraber. Hoş geldiniz Sayın Yazıcıoğlu. Teşekkür ediyorum Gülcan Hanım, sağ olun. Şimdi biz turizmin öneminin farkındayız ama uzun yıllardır deniz, güneş, kum gördüğümüz bir turizm mantığı var. Bu değişiyor mu artık? Biz nasıl bakıyoruz turizme? Değişiyor ve değişmek zorunda. Çünkü güneş, kum, deniz, güneş artık yeterli geliri bize sağlamamaktadır. İnsanlar farklılıkları aramakta, farklı eğilimler göstermekte, tüketici kalıpları değişmektedir. Bu nedenle de biz de turizmi çeşitlendirmek zorundayız. Zaten turizmin temel problemlerinden biri deniz, kum, güneş arasında ülkemizde turizmin sıkışmış olmasıdır. Bunu tüm yıla yayabilmek, sezonluk olmaktan çıkarabilmek için alternatif turizm çeşitlerini de geliştirmek zorundayız. Bu kapsamda da ülkemizde çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Yeni ekonomik programda da buna vurgu yapılmış ve tüm yıla yayabilmek için çalışmalar hızlı bir şekilde yürütüleceği, ana planların oluşturulacağı ifade edilmiştir. Ülkemiz bu açıdan çok önemli kaynaklara sahip. Kültürel unsurlar açısından önemli kaynaklara sahiptir. Bu kaynaklar turizme katılabilir. İşte son zamanlarda gastronomi hızlı bir gelişim göstermeye başlamıştır. Ülkemizde gastronomik turizm açısından belli destinasyonlar önemli miktarda turist çekmeye başlamışlardır. Bu konuda çalışmalar olacaktır. Olmak zorundadır. Aksi takdirde istediğimiz gelire ve turist sayesinde ulaşabilmemiz mümkün olmayacaktır. Şimdi seçim sonrasında ekonomi anlamında bir reform paketinden sık sık bahsedildi. Evet. İş dünyasının tamamı, reel sektörün hepsi mutlaka bekliyor ve çok farklı alanlarda başlıklar var. Evet. Ama zannederim turizm de bunlardan biri, mutlaka iş dünyası içinde de yer aldığı için. Ne bekliyoruz? Şimdi yeni ekonomik programda da hedefler yer almıştı. Bunlar ne ölçüde nereye geldi? Artık turizm sektörünün ihtiyacı olan ne? Şimdi aslında işin başlangıcı bildiğiniz gibi 2023 stratejik planıdır. Bu plan kapsamında 70 milyon turist hedeflenmekteydi. Ama tabii yaşamış olduğumuz konjonktürel gelişmeler buna engel oldu. Ve bundan dolayı da bir revizyona gidilerek yeni ekonomik programda bu 2021 yılı için 42 milyar turizmden gelire yönlendirildi. Bu program kapsamında öncelikle vurgulananlar turizmin geliştirilmesine yönelik olarak yeni kültür ve turizm koruma ve geliştirme alanlarını tahsis edileceği, sağlık turizminin geliştirileceği, özellikle zayıf olduğumuz uzak doğu pazarları Japonya, Güney Kore ve Hindistan gibi pazarlara yönelileceği ifade edilmektedir. Tabii bu önemlidir, bu pazarlara yönelmemiz. Çünkü batı pazarlarına zaten yoğun bir rekabet var. Oralara birçok destinasyon yoğunlaşmaktadır. Şu anda hızlı ekonomileri gelişme gösteren uzak doğu pazarlarına yönelmek bir avantaj sağlayacaktır. Zaten medyadan da takip edildiği üzere görülüyordur. Hindistan'dan özellikle ülkemize bu düğünlerle ilgili olarak çok yoğun talepler olmaktadır. Biraz değişiyor değil mi o profil? Tabii, turist profili. Turist profili değişiyor. Değiştirmek de zorundayız. Çünkü rekabetin çok yoğun olduğu yerlerde mücadele ettiğinizde bu sefer gelirle mahrum oluyorsunuz. Çünkü rekabet beraberinde fiyat kırımlarını getiriyor. Ama diğer destinasyonların üzerlerine odaklanmadığı pazarlara girebilirsek elde edeceğimiz turistten geliri artırabiliriz. Şimdi bizim temel sorunumuz şurada. Turist sayımız artıyor. Örneğin 2017'ye göre 2018'de 21.45'lik bir artış söz konusu turist sayısında. Fakat gelirlere baktığımız zaman bu artış %12.85'te kalmaktadır. Şimdi gelir düzeyi yüksek turisti almamız gerekiyor. Evet, mesele buradan. Bir geçen yıl hatırlayalım, Antalya'ya gideceğiz. Canlı bağlantıyla işte turizmin kalbi dediğimiz yer, her ne kadar diyoruz ya deniz, güneş, kum olmasın ama evet. Antalya gibi işte onun merkezi olan yerlerden de vazgeçemiyoruz. Devam edeceğiz sohbetimize. Evet. Antalya'da Eda Nur Eren bizi bekliyor. Geçtiğimiz yılı değerli izleyenler bir rekorla kapattık turizmde. Bu yılda elbette hedef o. Peki son tablo ne? Şimdi ciddi bir hedef var. 2023'e giden hedefler var. Bu arada bu yaza dair erken rezervasyonlardan son veriler ne? Oradaki hava bize turizmde bu hedeflere giden yolda nerede olduğumuzu gösteriyor. Eda Nur, ne dersin?
2018 yılı turizm sektörü için rekorlar yılı oldu. 40 milyon turist hedefi vardı 2018 yılı için. Bu hedef henüz yıl bitmeden aşılmış oldu. 2019 yılı için beklenti de geçen sene rakamlarını aşmak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy 53 milyon yabancı turist sayısı hedeflendiğini söyledi. Hedef olarak 53 milyon yabancı turist dedi. Şu ana kadar turizm verileri sektör paydaşlarını memnun edici nitelikte. Erken rezervasyonlarda özellikle Avrupa pazarında büyük artış var. Almanların Türkiye'ye olan ilgisi artıyor. Antalya'da yaz sezonu için şimdiden otellerin doluluk oranı %100'e yaklaşmış durumda. Yaz sezonunun yaklaşmasıyla Rus turist sayısında da artış bekleniyor. Ruslar için Antalya vazgeçilmez bir tatil destinasyonu. Antalya'da ilk 3 ayda gelen turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %25 arttı ve 571.207 oldu. Ocak ve Şubat aylarında %50'nin üzerinde yükselişleri yakaladı Antalya. Mart ayında ise geçen yılın aynı dönemine göre %5 büyüdü ve toplamda 279.097 yabancı turist ağırladı Antalya. Turizmde sadece 2019 yılı hedefleri yükselmedi, 2023 hedefleri de güncellendi. Daha önce 50 milyon turist ve 50 milyar dolar gelir hedefleniyordu turizmden 2023 yılı için. Bu hedef 70 milyon turist, 70 milyar dolar gelir olarak belirlendi. Turist sayısındaki artış önemli, ancak daha da önemlisi turizm gelirlerindeki artış. Bu artışın sağlanması için de nitelikli turist dediğimiz Türkiye'de para harcayan, döviz bırakan turistlerin gelmesi hedefleniyor. Bunun için de sektör paydaşlarının katkısı var, çabası var. Bugün yine Antalya'da Hesturex Cumhurbaşkanlığı'nın himayesinde bir fuar gerçekleşecek. Hesturex Alternatif Turizm, Doğa ve Spor Turizmi, Sağlık Turizmi fuarı gerçekleşecek. Biz de buradan sonra oraya gideceğiz ve oradaki atmosferi izleyeceğiz. Dediğimiz gibi 2023 yılı için 70 milyon yabancı turist, 70 milyar dolar gelir hedefleniyor. Bunun için de hem Kültür ve Turizm Bakanlığı hem de sektör paydaşları büyük çaba harcıyor diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Eda Nur'a teşekkür ediyoruz. Antalya'dan son notları aktardı. Otellere yoğun bir ilgi var. Turizmin kalbi orada. Bugün de bir önemli fuar olduğunun altını çizelim. Yeniden stüdyoya dönelim. Profesör Doktor İrfan Yazıcıoğlu ile sohbetimize devam ediyoruz. Geçen yıl rekorla kapattık hocam. Evet. Bu yıl da umutluyuz. Şimdi biraz da bu yılın başından gelen ilk verilere bakarak devam edelim dilerseniz. Turist sayısı %9.4 artıyor. Bu Şubat ayı ama Ocak Şubat diye baktığımızda da %7'li bir rakama geliyor. Evet. 1.7 milyon kişi var. En çok giriş yapılan il İstanbul. Belki mevsimsel mi bu? En çok İstanbul olması normal mi? Tabii bu mevsimseldir. Çünkü bu sezonlarda İstanbul ağırlıklı bir destinasyon olmaktadır. Diğer Antalya, Muğla, Aydın, İzmir illeri bunlar sıralamada zaten arka arkaya gelirler. Destinasyonda en çok turisti çeken illerdir. Onlar sezonluk olduğu için şimdi başlamak üzere ama oralarda hızlanacak şimdi bu Nisan ayı itibariyle oralarda bir hızlanma söz konusu olacaktır. Genel olarak da yıl itibariyle %15'lik bir artış beklenmektedir turist sayısında. Ama burada ben yine özellikle vurgulamak istiyorum. Turist sayısını arttırmamız gerekiyor, doğrudur. Ama bununla beraber elde ettiğimiz geliri arttırmamız gerekiyor. Burada tabii temel bir problem kurlardaki hareketliliktir. İşte az önce siz programın girişinde kurları verdiniz. Kurlar hareketlendiği sürece bizim bu gelirleri yakalayabilmemiz biraz zor oluyor. Çünkü turistler daha az dolar bozdurarak ya da euro bozdurarak tatil yapabilme imkanına kavuşuyorlar. Şimdi yurt dışından gelen yabancı turist için bir avantaj elbette evet. ki. Tam yeri gelmişken yerli turiste de konuşalım. Her zaman şikayet edilen bir şey size yansıması oluyordur muhakkak. Biz kendi ülkemizde daha pahalıya tatil yapıyoruz, daha zor evet. yer buluyoruz, daha kötü hizmet görüyoruz. Erken rezervasyon fırsatı dediğimiz şeyden çok da yararlanamıyoruz. Evet. Yerli turist ne yapmalı daha avantajlı hale gelmek için? Bu tablo size gerçekçi mi geliyor? Yani yerli turistin avantajlı hale gelebilmesi işletmelerin yerli turiste bakışını değiştirmesiyle mümkün olacaktır. Çünkü bu fiyatlandırmalar yapılırken işletmeler öncelikle yabancı tur operatörlerine blok satışlarını gerçekleştiriyorlar. %80'lik blok satışı yaptıktan sonra %20'yi bizim walk-in customer diye adlandırdığımız kapı müşterilerine bırakıyorlar. Yani erken rezervasyon da olsa iç turistleri bu kapsama alıyorlar. Doğal olarak da yabancılardan elde edemedikleri karı
bu %20'lik kısımda yerli turist üzerinden elde etmeye çalışıyorlar. Çünkü artık satışlarını yapmışlardır. Boş kalma ihtimalleri yoktur. %20'lik kısımdan en yüksek karlılığı elde etmeye çalışmaktadırlar. Ama işletmelerin de şunun farkında olması lazım. Pazarlar daraldığında kurtarıcı olacak olan yine iç piyasalardır. Evet. Onun için biraz daha fiyatlarda makul düzeye çekilmesi gerekir yerli turistler açısından. Çünkü bizim alınan fiyatlara baktığımızda erken rezervasyonlarda bile fiyatlar şu anda yüksek kalmaktadır. Biraz ziyaretçi profiline de bakalım. Alman turist sayısı ikinci sırada. Yine ilk ayın herhalde farklılığı. Bulgaristan beni şaşırttı, sormak istiyorum. Japon turist sayısı %28 artıyor. Kim geliyor Türkiye'ye en çok? Biz kimi hedefliyoruz? Bizim o yüksek gelir dediğimiz turisti biz ülke ülkemi seçmeliyiz? Bir ülkenin farklı gelir grubunu mu hedeflemeliyiz? Şimdi baktığımızda bize en çok turist Rus pazarından, Alman pazarından, Bulgaristan, İngiltere ve Gürcistan'dan gelmekte istatistiklere bakarsanız. Ama buradaki tabii Bulgaristan'la Gürcistan'ı biraz ayırmamız gerekiyor. Bu rakamlar daha çok sınır ticaretiyle ilgili giriş çıkışların hızlı olduğu ülkelerdir bize bunların. Bizi daha çok etkileyecek olanlar aslında konaklama açısından Rus pazarı, Alman pazarı, İngiltere, Ukrayna ve Hollanda olmaktadır şu anda geceleme açısından. Evet, peki İstanbul'a da bakalım. Bir grafimiz daha var. İstanbul'a sizin biraz önce altın çizdiğiniz gibi gelen turist profili biraz daha bahsettiğinize yakın. İran şimdi ambargo meselesinden dolayı gelirlerindeki o düşüş ve sıkılık biraz evet, okları kırmızıya çevirmiş ama ilk iki sırada yine yerini koruyor. Bu tablo bizim aslında alıştığımız bir tablo. Ne yapmalıyız? Burada neyi değiştirmeliyiz? Yani şimdi bizim burada değiştirebileceğimiz gelir düzeyi, Alman turistler bize çok geliyorlar ama Almanlarda şöyle bir sıkıntımız var. Alman pazarından gelen turistler daha çok Türkiye'de konut edinmeye başladılar. Çarpan etkisine katkısı azalmaktadır. Yani kendi konutlarında ikame etmekte, kendi konutlarında yeme içmelerini yaptıkları için çarpan etkisini azaltmak. Burada Çin pazarını öne geçirmek gerekiyor. İngiltere'de keza aynı şekilde. İngilizler de ülkemize çok yerleşmeye başladılar bu dönemlerde. Onun için Çin pazarı, Fransa pazarının geliştirilmesi gerekiyor. Oralardan daha çok çekilmesi gerekiyor ama özellikle bizim almamız gereken Hindistan, hiç bize gelmeyen pazarlar buna yani geliyor ama oran olarak çok düşük. Japonya, bununla beraber Amerikan pazarından alacağımız turist miktarını artırırsak gelirleri artırma ihtimalimiz daha yüksek. Çünkü daha çok harcama alışkanlığı açısından baktığımızda şu ülkenin turistleri en çok harcıyor diye bir genelleme yapabilir miyiz? Neyi yani, hedefliyoruz? Şu sıra, liste içerisinde baktığımızda harcama oranı yüksek olanlar daha çok Çinliler olmakta ve Almanlar olmaktadır. Rus pazarı aslında çok sayıda turist getirmekle beraber geliri düşük kalmaktadır. İran harcama yapan bir pazardır. Fakat orada da ekonomik daralma olduğu için onlar da çekilmeye başladılar. Burada olmayan şeyleri, pazarları bu sıralamaya katmamız gerekmektedir. Mesela Amerikalıları buraya çekebilirsek, mesela Hindistanlı buraya alabilirsek, mesela Japonya'yı buraya alabilirsek bu şeyin daha anlamlı olacağı gözükmektedir. Evet, şimdi yeni ekonomik programda da o hedefler arasında da şimdi o hedeflere de bakalım. Aslında bahsettiğiniz o uzak doğu pazarı, sizin altını çizdiğiniz Çin, Hindistan var. Uzak doğu pazarı turizm planı hazırlanacak. Evet. Sağlık turizmi geliştirme planı da yine hazırlanacaklar arasında. Yeni kültür turizm koruma bölgelerinin tahsisi ve aslında bütün bunların belki çatısı turizm ana planı oluşturulması ve yayının başından beri konuştuk. Sezon süresini 12 aya yaymak evet, ve harcama tutarını artırmak. Ne aşamadayız bunlar arasında? Bir turizm ana planı deyince ne anlamalıyız? Ne bekliyoruz oradan? Ya, turizm ana planı dediğimiz zaman tüm paydaşların içerisine alacak bir plan. Turizm bir sistemdir. Sistemi oluşturan parçalara baktığımızda turistik ürünü üreten işletmeler, bu turistik ürünün üretilmesine kaynak sağlayan destinasyonlar, bu turistik ürünün üretilmesine destek olan eğitim kurumları, STK'lar ve kamu otoritelerinin bütününü içine alan bir plan. Yani sistemin tüm parçalarını birbiriyle etkileşimi ve iletişimi dikkate alarak parçaları entegre edecek bütünleşik bir planı ifade evet, etmektedir. Turizm ana planı. Şimdi
yeni yeni turizm alanlarında alternatif turizmlerden yararlanalım diyoruz. Sağlık burada ana madde olarak yer almış ve ciddi de bir hedef var sağlık konusunda. Biz bu deniz, güneş, kumu bir kenara koyduğumuzda ikinci sırada Türkiye'de en dikkat çeken bu bahsettiğimiz ekonomik katkı yapma potansiyeli olan hangisi? Ne tür bir turizm? Yani şimdi burada baktığımızda sağlık turizmi önemli katkı sağlayacak alternatif turizm çeşitlerinden biridir. Çünkü sağlık turizminde bırakılan gelir diğerlerine göre çok fazla olmaktadır. Türkiye'de şu anda mevcut geliri gelen misafirlerimizin sayısına oranladığımızda $647 olarak bir harcama söz konusu, evet, kişi başına. Ama bunu sağlık turizmine oranladığımızda bırakılan miktar çok daha artmaktadır. Çünkü sağlıkta bütünleşik bir ürün söz konusu. Hem sağlık hizmetini alıyorsunuz, hem sağlık hizmetiyle beraber diğer konaklama, yeme, içme hizmetlerini aldıkları için $640'ın çok üzerlerinde bir rakamlar söz konusu olmaktadır. Evet. Sağlık turizmiyle beraber gastronomiyi unutmamamız gerekiyor. Gastronomi turizmi de çok önemli bir turizm alanı haline gelmiştir. Sadece yemek içmek için seyahat eden turistler profilleri oluşmaktadır. Ve bununla beraber rekreatif aktivitelere yönelik turizm faaliyetleri de çok önem arz etmektedir. Zaten bu alternatif turizmi çeşitlendirdiğimizde, evet, sezonluk problemini de çözmüş ortadan olacak, doğal olarak kaldırmış olacak. Peki şimdi süremizi yavaş yavaş noktalıyoruz. Bütün konuştuğumuz başlıklar çok önemli. Hepsi için adım atılıyor ama genelde bütün sorunların temeli olduğunu düşündüğümüz, ki öyledir de, bir alanda eğitim. Turizmde de eğitime, evet, kıymet vermek gerek. Siz de şimdi Turizm Fakültesi'nin, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi'nin dekanısınız. Böyle noktalayalım. Evet. Bu sektörde yetişmiş nitelikli eleman profili de var. Nitelikli turisti ararken belki buna da bakmak gerek. Ne dersiniz? Şimdi tabii turizm sektörünün en önemli etkisi istihdam etkisidir. Yaklaşık olarak 2018'de 1.183.000 civarında bir kimsenin doğrudan turizmde istihdam edildiği görülmektedir. Bu personelin, turistin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde eğitilebilmesi ancak doğru şekillendirilmiş bir eğitimle mümkün olacaktır. Yani meslek liselerinden üniversiteye kadara doğru tasarlanmış bir eğitim modeli içerisinde bu istenilen düzeyde bir istihdam oluşturulacaktır. Bu konuda da biz Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi olarak Türkiye'de en çok turizm alanında mezun vermiş bir okul olarak gelenekten gelip geleceği kucaklamaya çalışmaktayız. Neden gelsin öğrenciler? Neden turizm alanında okusun? Bu alandaki iş potansiyelini de belki çok kısa söylerseniz okulayalım. Turizm çok geniş bir alanda faaliyet gösterdiği için konaklama, ulaştırma, seyahat, yeme, içme gibi bu istihdam olanağı çok fazladır. Maceradan hoşlanan, çeşitliliği arayan, insanlarla ilişki kurmak isteyen, sosyalleşmek, kendini geliştirmek isteyen, başka kültürleri tanımak isteyenler turizm sektörüne gelmelidir. Nihayetinde getirisi de diğer sektörlere göre aslında daha fazladır. Çok teşekkür ediyoruz değerli katkıların için. Öğrencilere de bunu buradan aktarmış olalım. Sağ olunuz Profesör Doktor İrfan Yazıcıoğlu ve değerli izleyenler. Ekonomi 7/24'ü bugünlük de noktalıyoruz. Altın bir yılı kapatan, rekor bir yıla hazırlanan turizmi konuştuk. 2023'te 70 milyon turist, $70 milyar gelir bekleniyor turizm sektöründen diyelim. Böyle noktayı koyalım ama yarın sabah burada buluşalım.